Amatör Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu elektrikli bisiklet şarj aletinin soket arızası. İlginçti, bu soket arızası yavaş yavaş meydana geldi. İlk önce çıkışları düşük göstermeye başladı. 69 volt değil de işte 40-50 volta kadar düştü. Daha sonrasında kısa devre buzzer konumunda ben kabloları kontrol ettiğimde hiçbir arıza göstermiyordu. Ama gene de en son şu NFC özellikle kontrol kalemiyle kontrol ettiğimde fişin ucunda arıza olduğunu, yani çıkışında arıza olduğunu gördüm. Kablolar üzerinde bakıyordum, kısa devre konumunda bir kopukluk göstermiyordu, ötüyordu buzzer'ımız multimetrenin. Ya böyle cins bir şeyle karşılaştım ama şu anda arıza tam yerine oturmuş. Artık hani kablodaki fişteki arıza bariz belli. Şarj aletimizin kablosunda, çıkışında, fişte arıza var. Hem kablo değişimini hem de arıza tespitini bir görelim. Şimdi şarj aletini taktık. Şu anda çalışıyor. Multimetrenin ekranı gözüküyor değil mi? Herhangi bir çıkış... Pardon, bu kasa devrilmiş. Biraz önce bakmıştım. Herhangi bir çıkış alamıyoruz. Normalde 69 voltluk bir çıkış almam gerekiyor benim buradan. Propların yerlerini değiştiriyorum. Burada sorun var. Yani fişte buraya voltaj gelmiyor. Peki şöyle yapalım. Çalıştığı için dikkat etmem gerekiyor. Hoplatmasın bizi. Madem öyle, şuraya bir bakalım. Bir saniye şöyle çevireyim. Burada o zaman çıkış var mı? 69.6. Evet, çıkışımız var. Multimetrenin ekranı gözüküyor. Peki madem öyle, sigorta yatağında mı bir patlak var sigortamın? Sigortayı kontrol ettim. Sigortada bir sorun yok. O zaman şöyle yapalım. Sigortadan artıdan çıkıyor. Gene bir sorun yok. Yani sigortaya kablo artı giriyor, artı çıkıyor. Fişten devam ediyor. Burada da bir sorun yok. Burada da voltaj aldık. İşin en ilginç tarafı işte biraz önce ben uğraştığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Mesela şimdi kısa devre buzzer konumuna aldığımda, o yüzden zaten hani çekmek istedim videoyu. Buzzer konumu aldığımda buraların hiçbirinde arıza gözükmedi. Hep böyle hani kablo sağlam gösterdi. Durdurur musun bir dakika? Şimdi kontrol edelim. Eksi hattımız sağlam gözüküyor. Artı hattımıza geldiğimiz zaman sorun var. Peki sorun burada mı? Hayır. Burada da değil. Burada da mesela başlamış problem. Artı attığımızda şu anda sorun yok gözüküyor. Hatta içeride büyük ihtimalle bu bir kısa devre olmuş. Yani bunun eksi hattının üzerinden artı hattına geçmesi bedavadan değil. Şimdi ben buna hatta biraz önce değer veriyorken, yani herhangi böyle buzzer konumunda ölçtüğümde bir kopukluk yok gösteriyorken işte hani dur bakalım gene şey yapacak, ötecek mi? NFC özelliğiyle kontrol ettiğimde. Şuraları kontrol etmiştim. Bakın bu tarafta. Daha sonrasında multimetre konumunda kontrol etmiştim. Burası normal, iyi. Ama burada sorun vardı. Yani hiçbir sorun göstermiyordu resmen. Ama daha sonrasında işte biraz böyle
kabloyu sağını solunu biraz böyle ezip açıp şey yaptığımda böyle demek ki arıza tam yerine oturdu. Yani şimdi bunun yerine başka bir kablo takacağız. Kabloyu taktıktan sonrasında da çıkışlarını tekrardan kontrol edeceğiz. Öncelikle bir açalım şurayı. Daha sonrasında burayı kesip şuraya yapabiliriz. Hem de zaten şuradaki bağlantısını da arkadaşım zaten pek kaliteli bir şekilde, iyi bir şekilde yapamamış. Şuradaki bağlantıyı, aradaki kabloyu kopartacağız. Buraya da yeniden bir bağlantı yapacağız. Ben buraları hazırlayayım. O arada durduralım bir videoyu. Bir önce şunları, kabloları bir yerlerinden ayıralım. Bu tamam. Bundan sonrasında tane tane ben yapacağım. Şu anda size şunun çıkartılmasını göstereceğim. Bu arka yüzü var ya. Şurayı sıkacaksınız penseyle ya da karga burunla. Bastıracaksınız. Gördüğünüz gibi çıktı. Buradan yerinden çıkartabilmek için de şöyle geriye çekiyoruz. Alıyoruz. Aynı diyelim ki burası şöyle içeride olacak. Onun boyunu ayarlarım. Aynı şekilde yine bunu buraya. Takacağız abi. Bu da tamam. Şöyle. Bu tamamdır. Yerine oturdu bu şekilde. Daha sonrasında bunu kendi yerine oturtturalım. Gene çıkarttığımız yöntemle sıkıştırarak oturtturacağız. Şimdi önce bir kendi multimetremizde kontrol edelim. Çalışıyor. Öbür eksi tarafını çalışıyor. Sıkıntı yok. Kabloların
temiz yerlerini doğru bir şekilde bağladık. Zaten bağlantımızı da tertemiz yaptık. Şimdi bir de çıkış için bakalım. Şarj aletimizi çalıştıralım. Arkadaş, alan dar olunca hakikaten insan şey oluyor biraz. Gördüğünüz gibi çalıştı. Evet. 69.7. Böylece fiş arızamızda soket. Şarj soketi arızamızda bu şekilde giderilmiş oldu. Tamamdır. Sonlandıralım. İşte bu çıkan kablomuz. Zaten hoşaf bir kablo bağlamış sağ olsun bizim arkadaş. Bu bölümü sağlam. Öbür bölümüne bakalım. Maalesef yani öbür hattı çalışmıyor. Tabi bu çöp artık. Evet değerli dostlarım, bir kablo arızasında. Şunu size şöyle izah edeyim. Yani arızalanmaya başladığında gerçekten bazır konumunda bakarsanız her şey sağlam gözükür. Ama çıkış vermez, hemen başka yönlere yönelmeyin. Bu arızalanmaya başladığında falan, hani kabloyu falan şöyle bir elinizle merinizle hani bir oynatın boynatın bir yer biraz böyle. Arıza tam böyle başladıysa artık tamamlanmış olur gibime geliyor. Ha bakın. Hatta kablo değil. İşte yani böyle arızalanmaya başlayınca, hoşaf olmaya başlayınca patır kütür de gidiyormuş zaten. Gördüğünüz gibi fişin ucundaydı. Dediğim gibi hani bazır konumunda bakarsanız öten herhangi bir sorun yok gibi gözükür ama en sonunda mesela şu kontrol kalemiyle baktığımda ben mesela tamamen gitmiş artık. Devrenin üzerindeyken bakıldığında daha canlı yanıyordu. Bir gözü canlı yanıyordu kırmızı. Öbür gözü böyle hani cansız bir işaret veriyordu buradan. Kırmızı ledi yanıyordu kontrol kaleminin. Hani oradan zaten işkillendim artık dedim. Yani bu normal bazır konumunda bakıyorum normal gözüküyor. Hani kısa devre konumunda kabloda veyahut da bir arıza yokmuş gibi gözüküyor. Hani NFC konumunda bakıyorum bir arıza yokmuş gibi gözüküyor. Nasıl oluyor da çıkış gelmiyor oraya diye. Bayağı bir uğraştım en sonunda hani kablonun artık şu soket uç bölümünde olduğunu ayırdım. Evet değerli dostlarım, bugünkü konumuz da elektrikli bisiklet şarj aletinin kablosuydu. Sağlık, huzur, refah içinde hoşça kalın.